Bir yazar, bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Osman Balcıgil'e ait olan bir Sabahattin Ali romanı, Yeşil Mürekkep. Osman Balcıgil 1955'te İstanbul'da doğdu. Ekonomi eğitimi gördü. Ulusal dergi, gazete ve televizyonların haber bölümlerinde muhabir, editör, yönetici olarak 30 yıla yakın çalıştı. Pek çok ödül aldı. Latin Amerika'da yaptığı çalışmayla 1988 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi seçildi. Sürekli basın kartı sahibidir. Romanları Ters Kanatlı Şahin, Bilginin Efendisi, Zerdüşt'ün Sırrı, Dante'nin İstanbul Cehennemi, Pisagor Tepkisi, Mason Locasında Aşk ve Kılıç, 53. Risale, Ele Gözlü Pars, Celile, Yeşil Mürekkep, İpek Sabahlık, Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale, Putlar Yıkılırken, En Hüzünlü Eylül. Kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Sabahattin Ali, Bulgaristan'a kaçmasını sağlayacak kişinin istihbarat ajanı olduğunu farkına varamadı. Kendisini adı ölüm olan o dipsiz kuyuya bıraktı. Kuyucaklı Yusuf, içimizdeki şeytan, Kürk mantolu Madonna, bir dolu öykü ve çoğu şarkı olacak şiirler yazamayacaktı artık. Devlet eliyle öldürülecek Ankara isimli yeni romanı da yarım kalacaktı. Başkentte devletin acımasız çarklarının nasıl döndüğünü, siyasilerin ve bürokratların kirli ellerinin nerelere uzanabildiğini yazacaktı mümkün olsa. Yazamadı. Başına indirilen bir odun parçasıyla kanlar içinde yığıldı yere. Yeşil mürekkepli dolma kalemi düştü cebinden. Çantasından yeni romanının sayfaları savruldu etrafa. Yazıları yetim kalmıştı. Biricik kızı Filiz de öyle. Gözleri bir daha açılmamak üzere kapanırken, cüzdanında güzel Aliye'nin fotoğrafları da ağlıyordu. Kısacık bir hayata, nesilden nesile miras kalacak eşsiz eserler sızdırmayı başarmış, vatansever bir aydındı Sabahattin Ali. Yazılarıyla haksızlığa, baskıya ve dayatmalara baş kaldıran, aşka aşık bir sevda adamıydı. Ele gözlü Pars Celile'nin yazarı Osman Balcıgil'in kaleminden dökülen Yeşil Mürekkep, acılı kuşağın mücadelesini tarihe not düşen emsalsiz bir roman diyor kitabın arka kapak yazısında. Kitabın 53. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Sana her zaman o kadar güvendim ve o kadar güveniyorum ki zorlukları yüklendiğin ağır yükün altından kalkarak yeneceğine inanıyorum. Nazım'dan gelen mektubu bir kutuda tekrar okudu ve yeniden ağladı Sabahattin. Ağabeyi ve ustası gibi gördüğü, saydığı ve sevdiği büyük sanatçı mektubunu ve yeni yayınlanan ilk kitabını hasta yatağındayken aldığını yazmıştı. Ve şöyle devam etmişti mektubuna. Tasavvur edemeyeceğin kadar sevindim. Tabii ki Kürk mantolu Madonna ve yeni dünyadan söz ediyordu Nazım. Sabahattin'in ustası hapis yatıyordu. Öyle böyle değil, 28 yıl dört duvarın arasında geçirecekti. Yine de moral dağıtmaya, çalışma şevki aşılamaya devam ediyordu etrafına. Sabahattin, ustasının mektubuna cevap yazmak için gecenin olmasını, el ayağının çekilmesini bekledi. Kolay değildi Nazım'a yazmak. Gece olunca piposunu doldurdu, yaktı, yeşil mürekkepli dolma kalemiyle masasının başına oturdu. Yazdı, yazdı genç adam. Şöyledir mektubunun bir yerinde. Şu an inan ki senin dostun olmakla değil, sadece seninle aynı devirde yaşamış olmakla övünüyorum. Mektubunu bitirince içini çekti. 28 yılın ne demek olduğu üstüne yeniden düşündü. Aydın, Konya, Sinop hapishanesinde geçirdiği, tükenmek bilmeyen ama Nazım'ın yatacağı süreyle kıyası kabil olmayan zaman dilimleri geldi aklına.
ağladı. Daha yazmaya başlamadan biliyordu ağlayacağını. Zaten bunun için yaratırmamış mıydı bir tanesi Filiz'i ve yine bu nedenle ben biraz daha çalışacağım, sen yap dememiş miydi sevgili Aliye'sine? Ah be koca Nazım, dedi zarfın üzerini yazarken bilmem kaçıncı kez. Gözyaşlarının yeşil mürekkep yazılmış zarfı ıslatmasını aldırmadı. Nazım'ın gönderdiği zarftan çıkan sadece bir mektup değildi. Koca şair, hapishaneyi çalışma odasına dönüştürmüş, önüne iş olarak kocaman memleketinden insan manzaralarını koymuştu. Yazdıkça paylaşıyordu eserini dostlarıyla. Sabahattin de paylaştıklarından biriydi. Sabahattin, Ankaralı aydınlardan oluşan küçük grubunu derhal harekete geçirdi. Nazım'dan gelinleri okuyacaklardı hep beraber. Tabii ki Pertev, Niyazi, Muvaffak, dostluğunu yeni kazandığı Vedat Günyol ve birkaç kişi daha katılacaktı toplantıya. Şiirleri her zaman olduğu gibi İsmail Hakkı Bayramcı okuyacaktı. Evli olanların eşleriyle gelmelerini istemişti Sabahattin. Sonuç olarak sadece şiir okunacak, Nazım hakkında ahbaplık edilecekti. Herkes geldi. Ev sahibinin rica ettiği gibi sağlarına sollarına bakarak biraz kontrollü gelmişlerdi. Hepsi de dünyaya soldan bakan ilerici insanlardı. Sabahattin'in sağınıza solunuza bakarak geliniz demesinde ne kastettiği gayet iyi kavranılmıştı. Son zamanlarda baskı hissediyordu ev sahibi üzerinde. Aslında hepsinde vardı biraz tedirginlik. Milli şef sadece ırkçılar değil, komünist, sosyalist kim olursa olsun herkesi kontrolü altında tutmak istiyordu. Türkçesi, CHP rozeti taşıyanlar dışında kim varsa farklı düşünüyor olmaktan dolayı üzerinde baskı hissediyordu. Davetlerin hepsi gelince Sabahattin, memleketimden insan manzaralarının yazılış bölümlerini İsmail Hakkı Balamir'e uzattı, bir köşeye geçti. Balamir muhteşem ses tonuyla başladı Nazım'ın yazdıklarını okumaya. Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında saat 15, merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Sabahattin de dahil olmak üzere insanlar nefes bile almıyorlardı küçük odada. Hepsi sanki dünya değiştirmiş, başka bir evrene geçiş yapmış gibi dinliyorlardı Nazım'ın memleketimizden insan manzaralarını. Ta ki dairenin kapısı vurulana kadar. Balamir durdu. Herkes Sabahattin'e baktı. Ali'ye tedirginlikle hareketlenecek oldu ki eşi onu durdurdu ve ''Ben bakarım'' dedi. Ardından arkadaşlarına dönüp sağ elinin işaret parmağını ağzına götürerek sessiz olmalarını işaret etti. Kapıyı açan Sabahattin karşısında Abidin Dino'yu görünce şaşırdıysa da şaşırmamış gibi yaptı. ''Yahu'' dedi. ''Seni şimdi alamayacağım içeriye, anlarsın ya.'' Abidin, tamam yarın görüşürüz diyerek indi merdivenleri. Ev sahibi 15-20 kadar arkadaşının bulunduğu odaya geri döndü, yanlış alarm dedi ve ekledi. Bizim Abidin Dino, bizi toplantı yapıyormuş gibi görmesin diye sardım. Şiir akşamı kaldığı yerden devam etti. Koca Nazım'ın kaleminden dökülen memleket ve insan manzaraları dinleyenlerin soluğunu kesecek kadar tesirliydi. Şiir gecesi sona erince Balamir, iyi ki şu Nazım var. Sabahattin'i bir tek o susturabiliyor, dedi muzipin ifadeyle. Aslında doğru söylemişti. Herkes bilirdi Sabahattin'in olduğu yerde sadece Sabahattin'in konuşacağını. Ama bu akşam o susmuş, Nazım konuşmuştu, diyor. Kitabın 253. sayfasından başlayıp okuduğumuz Osman Balcıgil'in Bir Sabahattin Ali Romanı, Yeşil Mürekkep isimli kitabında. Kitabın yazarı Feride Çiçekoğlu. Kitabın ismi Suyun Öte Yanı. Kitap Can Yayın Evi tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Ne anlatıyor Suyun Öte Yanı'nda Feride Çiçekoğlu? Özgürlüğü için Cunda'ya kaçan bir Yunanlı avukatı, özgürlüğü için suyun öte yanına kaçmak isteyen bir Türk devrimciyi.
mutsuz ama iyi yürekli Sıdıka Hanım'ı, mutsuz ama iyi yürekli Arap Mustafa'yı, Nihal'i, Cunda'yı, taş sokaklarıyla, kilisesiyle, insanlarıyla, adının Ali Bey yapılmasına kızarak ve en önemlisi çok az romanda rastladığımız bir mutlu evlilik. Sezar Pava ise yaşama uğraşındaki günlüklerinden birinde şöyle diyor. Pek az mutlu evlilik varmış gibi görünmesi, romancıların mutlu evlilikler üstüne söyleyecek bir şey bulamamalarından ileri gelir. Belki de bundan. Kadınla erkek evlenince roman biter genellikle. Feride Çiçekoğlu, güçlükler içinde sürüp giden bir mutlu birlikteliği anlatıyor. Hem de nasıl? O güzelin telefonla konuşma sayfalarının bir yerinde, Ertan'ın karısına telefonla ulaşma savaşımı sırasında. İçinden Bismillah diye başlayan hiç tanımadığı bir sesi duymasının verdiği bir şaşkınlık vardır ki unutulmaz. Fethi Naci. Kitabın yazarı Aslı Murat. Kitabın ismi Anka'nın Yolculuğu. Barış, Demokrasi ve Eşitlik Yazıları. Kitap Işık Kitabevi Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısı. Işık Kitabevi Yayınları etiketiyle çıkan kitap, Aslı Murat'ın yazılarında barış, demokrasi mücadelesi, insan hakları, feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği temaları ön plana çıkıyor. Kitap, barışı bekleyemeyiz, inşa etmeliyiz, demokrasi çıkmazı, varlık yokluk ve gayrimeşruluk salgını, cadı kazanı kaynıyor ile insan haklarıyla vardır başlıklı 5 temel bölümden oluşuyor. Bir diğer kitabımız ise Hasibe Vehbi Şahoğlu'na ait olan Ayak İzleri. Emekli Büyükelçi Hasibe Şahoğlu 10 Nisan 1953 tarihinde Limassol'da doğdu. 7 yaşında 1963 çatışmalarını, üniversite yıllarında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaşadı. Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar Libya'da bir inşaat firmasında çalıştı. Kıbrıs'a geri döndüğünde 13 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Süt Endüstrisi Kurumu'nda işletme pazarlama sorumlusu olarak görev yaptı. Uluslararası ilişkiler alanında master yaptıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak çalışmaya başladı. Dışişlerinde Özel Kalem Müdürü, Protokol Müdürü ve İslam Konferansı Örgütü ile İlişkiler Müdürü olarak görev yaptı. İkinci katip ve baş katip olarak Bakü Azerbaycan'da, İslamabad ve Abu Dhabi'de ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı. Emekli olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak devam etti. Hasibe Şahoğlu'nun yayınlanmış kitapları Hazardan Esintiler, Şiir, Sen Deniz Miydin Eskiden, Şiir, Tuvaldeki Duygular, Anı Anlatı, Zemzemin Kırmızı Çarşafı, Roman, Were You an Ocean Before, Şiir, Çıplak Gerçekler, Mücahit Anıları, Kod Adı Yavuz Ergün Vehbi Anı. Kitabın 184. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Bu bölümdeki başlık Afganlı Türk Fatma. Daha küçücük bir çocuktu. Babasına bu şekilde karşı çıkmaya nasıl cesaret etmişti kendisi de şaşırdı. Ancak işe yaramış, istediğini elde etmişti. Babası önce sert bir dille karşı çıkmış, Fatma'nın inadını görünce yumuşamış ve en sonunda ''Sen bilirsin, bu senin hayatın'' diye rıza göstermişti. Değiştiremezdi, kızı bu adamla edinecekti. ''Aslında suçu kendimde bulmalıyım'' diyerek başını elleri arasına aldı dertli baba ve düşüncelere daldı. Afganistan'a yerleşerek tüm ailesinin kaderini değiştirmişti. Mektebin mülkiye mezunuydu, ailesi onu Fransa'ya da göndermişti.
Fransa'da sadece Fransızca öğrenmekle kalmamış, İngiliz bir arkadaş edinerek İngilizceyi de mükemmel öğrenmişti. Böyle de olunca dönüşünde iş bulması çok kolay olmuş, Maarif müfettişi olan babasının da yardımıyla Halice'ye girivermişti. Arkasından ver elini evlilik ve çocuklar. İki erkek bir kız çocuğunu hakkıyla büyütme savaşı verirken kimisine göre hayat onlara gülmüş, kimisine göre kader onları yakmış. O günün her günden pek bir farkı yoktu. Sabah evin cıvıl cıvıl çocuk sesleri arasında sevgili karısının hazırladığı kahvaltısını etmiş, Atatürk Orman Çiftliği'nin kaymağının doyumsuz tadı ağzında yula koyulmuştu. Halice'nin daha kapısından girmeye yetiştirmemiş, o da arkadaşı telaşlı bir halde onu kapıda karşılamıştı. Halice Nazırı sabah sabah onu aramıştı. Ahmet acele adımlar atarak Nazırı'nın odasına yürürken arkadaşı arkadan dalga geçmişti. Rüyasında seni görmüş olmalı kardeş. İkisi de Ahmet'in kaderinin o gün değişeceğini tahmin edemezlerdi. Halice Nazırı Ahmet'i gel otur evladım diyerek karşıladı. Konuya girmeden önce nezaketen sıhhatini, afiyetini ve ailesini soran Nazır daha sonra ''Evet, şimdi seni çağırma sebebime gelelim.'' dedi. Afgan kralının Atatürk'ten bir talebi olmuş. Lisan bilen, aklı başında bir hariciyeci saraya danışman olarak almak istiyordu. Atatürk de bu konuda Nazır'ın yardımını istemişti. Nazır da Ahmet'in bu işi için uygun olduğunu düşünmüştü. Acaba Ahmet bu konuda ne düşünürdü, gitmek ister miydi diye sormak için çağırmıştı onu. Ahmet ailesine danışmak, konuyu düşünmek için biraz süre istemişti. Gerçi teklif edilen göreve karşılık verecek ücret reddedecek gibi değildi ama yine de karısına saygısı vardı. Emrivaki yapmak istememişti. Evde büyük bir hazırlık başlamıştı. Fatma yurt dışına çıkacağı, başka bir ülkeye gideceği için heyecanlanıyor. Bu yüzden de ağabeyine devamlı Afganistan hakkında sorular soruyordu. Mehmet ağabeyisi tarihe çok meraklıydı. Hemen kitaplar bulmuş, Afganistan tarihi konusunda bilgi edinmişti. Fatma sordukça onu anlatmaktan da zevk alıyordu. Başkentinin Kabil olduğu, 1919 yılında İngiliz idaresinden ayrılarak bağımsızlığına kavuştuğunu, denizi olmadığını, resmi dillerinin Farsça ve Paşto olduğunu ağabeyisinden daha gitmeden öğrenmişti. Annesi bir yandan eşyaları paketliyor, bir yanından sürekli ağlıyordu. Zavallı anneci. Gitmek istememiş, babasını vazgeçirmeye çalışmıştı ama Ahmet onu ikna etmeyi başarmıştı. Geriye döndüklerinde zengin bir aile olacaklardı. Ahmet'in ailesi varını yoğunu oğullarını okutmaya harcamış, çocuklarına miras bırakamamışlardı. Ahmet okutma yanında üç çocuğuna da iyi bir gelecek hazırlamak istiyordu. Halice'nin hazırlığında kalırsa bunu yapamayacaktı. Uzun bir yoldu. Önce Ankara'dan trene binmişler, Türkiye'yi bir baştan diğer başa geçerek Doğu Beyazıt'a gelmişlerdi. Yolculuğun en mutluları çocuklardı. Trenin bile zevkini çıkararak türlü türlü oyunlarla vakti geçirmeyi başarmışlardı. Fatma'nın aklına arada yine Afganistan takılıyor, ağabeyesine sorular yağdırıyordu. Annesi uzun kalmayacaklarını, en çok 2 sene sonra ülkelerine geri döneceklerini söylemişti. Fatma yılların anlamını çok fazla bilmediğinden bunun birkaç gün gibi kısa bir süre olduğunu zannediyordu. Doğu Beyazıt'tan sonra 2 araba ile seyahat etmişlerdi. Bir arabada Fatma, annesi ve Mehmet ağabeyisi eşyalar arasında sıkışmış, öteki arabaya ise babası, diğer ağabeyi ve kalan eşyalar yerleşmişti. Babaları Pakistan'a 3,5 günde varacaklarını hesaplamıştı. Bu yolculuk hepsini perişan etmişti. En çok da Fatma etkilenmiş, ateşi çıkmış, bağırsakları bozulmuş ve yüzü sapsarı olmuştu. Tebriz ve Masart'ta doktor bulmak zorunda kalmışlar, bu yüzden de bir gün daha kaybetmişlerdi. Fatma sonraları büyüdükçe o yolculuğun bu bölümünden hiçbir şey hatırlamayacaktı. Sanki o günleri hiç yaşamamıştı diyor kitabın 185. sayfasına başlayıp okuduğumuz Hasibe Vehbi Şahoğlu'nun Ayak İzleri isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.